TV yüz ekranlarında biz bize stüdyolarında muhteşem bir cumartesi gününden hepinize merhabalar diyoruz efendim. Evet efendim herkese güzel hafta sonları dileyerek biz yine buradayız başlıyoruz. Siz de çaylarınız, kahveleriniz hazırsa biz izleyelim kimler bizlerle beraber. Ondan sonra da biz bize başlıyor. Gülmekle mutluluğun ilişkisi nedir? Gülümsemenin sosyal faydaları neler? Gülümsediğimizde beyinde neler olur? Güzel bir gülüş nasıl olmalı? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. Disk kireçlenmesi nedir? Nasıl belirtiler gösterir? Yeni tedavi yöntemleri neler? Ameliyat hangi durumlarda gerekli? Tedavi öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Erman Çekiç yanıtlayacak. Bakterilerin vücudumuza etkileri neler? Yaşadığımız hangi sağlık sorunlarında bakterilerin olumlu etkisi var? Faydalı bakterileri hangi besinlerden alırız? Araştırmacı yazar Haydar Yılmaz anlatacak. Ülkemizde sağlık turizminde daha çok hangi alanlar tercih ediliyor? Ameliyatsız zayıflama yöntemleri için gelen hastalar neden Türkiye'yi seçiyor? Girişimci Metin Akay hem sağlık turizmi hem de ameliyatsız zayıflama yöntemleriyle ilgili bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Erman Çekiç stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz, özlemişiz sizi. Ben de sizi özlemişim, hoş bulduk. İyi ol, Hoş de. geldiniz gördük. hocam, tabii size aşinayız ekranlardan da. Tekrardan evet, hoş geldiniz. Evet, ekrandan tanıyoruz. Ben hocama tedaviye de gittim. Biz bayağı eski tanışıyoruz hocamla. Aynen. Hocam, diz kireçlenmesi nedir? Bu kireçlenme herkesin <laughs> dilinde olan bir şey. Evet, şimdi diz kireçlenmesi toplumun... <laughs> Toplum yaşlandıkça, yaş ilerledikçe artık tabii 60-70 yaşları yaşlı olarak saymıyoruz. 70 yaşından sonra Ömür uzadı. toplumu yaşlı saydığımız için tabii yaş uzadıkça insanlardaki problemler de çoğalıyor. Gerek travmalar, gerek beslenmenin alışkanlığın kötü olması, gerek günlük yaşantının çok kötü olması... Ee, obeste yani kilonun artmasıyla Tabi e, dizlerimiz bizim amortisör gibi Bir amortisör gibi düşünmek lazım Yani ne kadar yük verirsek o kadar yükü e, Aşağı aktaran organlar O yüzden bu organlara iyi bakmadığımız zaman Tabi dizlerde e, kıkıdak problemleri e, Yaşıyoruz e, Belli bir yaştan sonra daha e, sık yaşadığımız Problemler ama Dizin kıkırdak yapısının kaybetme kaybolması, sıvı kaybı olması temel olarak dizde kireçlenme dediğimiz bir hastalıkla hı hı. ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani aslında e, ileri yaşta genelde görülen bir şey ama evet. genç yaşta da e, kişinin hani, fiziksel aktivitelerine bağlı olarak gerçekleşebiliyor değil evet, mi? Evet, özellikle kontak spor yapan e, sporcularda yürüyüş bandı mesela çok önemli. Hı. Uygun yürüyüş bandı kullanmayan evet. ve agresif e, ya da her gün yapan. kullanan. <gülüyor> <gülüyor> Uygun olanı nedir hocam bunun? Şimdi e, burada en büyük sıkıntı şu. Yürüyüş bandının bir alt tık katında şey olması lazım. Yürüdüğümüz zaman e, kuvveti emen amortisör görevlerinin amortisör amortisör olması lazım. Evet. Ben de yok düz. Benim küçük katlananlardan zaten. Evet o şimdi yürüdüğümüz zaman toprakta mesela yürüdüğümüz zaman bastığımız zaman te, etki aşağı doğru aktarılır. Ama hı. yürüyüş bandında özellikle bir de tempolu yürüyoruz ya, e, agresif yürüyoruz. Orada tepki direkt bize yansıyor. Tabii. O yüzden yürüyüş bandını uygun kullanmayan e, insanlar da ön çapar bayırtı, özellikle kıkıda hmm. kasarı, buna bağlı kireçlenmeleri çok sık görüyoruz. O yüzden uygun ortamları kullanmak lazım. Dikkat edilmesi var. gerekiyor. Biz Peki. bale yaparken mesela ben yani konservatuardayken evet. bale e, salonunun yeri de aynı bu şekilde belli bir boşluk Meslek. bırakılıyor ki evet. bütün zıplamalarda oradan bir e, yaylanma alabilsin. Aynen diye. öyle, çok doğru. Çok güzel doğru. Hocam az önce anlatırken şey dediniz işte iyi İyi bakmadığınız zaman dizlerinize evet. belli bir yaştan sonra bununla karşılaşırsınız. Hı? İyi bakmak ne demek hocam dizlere? Burada önemli olan her platformda söylüyorum her programda söylediğim gibi vücudun e, dinamik olması lazım. Yani e, aktif hareketleri yapabilmemiz lazım. E, hareketli bir yaşantımız olması lazım. Şimdi bizde en büyük hata e, insanlar yükünü kemiklere veriyor. Yani e, kolon kiriş sistemi gibi düşünmek gerekiyor. E, yükü taşıyan iki tane ana organ vardır. Birisi kemiklerdir, birisi kaslardır. Hı hı. E, aktif bir yaşantımız olmadığı zaman güçlü bir kas yapımız olmadığı zaman bütün yük kemiklerden geçiyor. E tabii o zaman da e, yük fazla olduğu zaman işimalar daha fazla Tabii. olabiliyor. Beslenme çok önemli. Ee, i̇şlenmiş gıdalar, zararlı alışkanlıklar, bunları kullan, kullanmak e, kıkıdağın beslenmesini bozuyor. Çünkü kıkırdak kendi kendine beslen, yani kanlanan bir organ değil. O yüzden. E, İyi beslenmeyle, iyi bir e, yaşam tarzıyla evet. kıkıdağın beslenmesini güzel sağlarsak ömrü de uzun oluyor. Peki hocam bol su içmek e, işe yarıyor mu? <laughs> bol su içmek her açıdan işe yarıyor. Benim de, yarıyor. El, Aynen el, 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 öyle. Sosyal Hem güzel yaşıyorsunuz. Eskiden şöyle derlerdi. Bir buçuk iki litre bile. yeter derlerdi. Şimdi hocam bana şey, takılıyor. son zamanlarda 3 litreye çıktı bu. <laughs> bana takılıyor. Ben şöyle <laughs> evet. bir şey söylediğimi <laughs> daha ediyorlar. İşte hiç estetik operasyonum yok. Su içerek güzel işte. Öyle Hı? demiyorum tabii ki. Ama Doğru. suyun çok faydalı olduğunu evet. da söylüyorum. Kolajen yapısına çok değiştiği var suyun. Aynen öyle. Peki hemen şunu sorayım ben. E, erken dönem e, farkındalığını nasıl sağlayacağız bu hastalığın? Çünkü o zaman ameliyatsız çözümlere ulaşabiliriz aslında. Evet. E, vücudun e, erken dönem mekanizması ağrıdır. E, Şahane Hocam da bilir. E, Ağrı olduğu zaman muhakkak ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü dizde yürürken bir aksam olması, yürüyüş mesafesinin kısalması, mesela şöyle ben söylüyorum, eskiden bakkala gidip gelebiliyorken, şimdi o mesafeyi arada vermek zorunda kalıyor musun, dinlenmen gerekiyor mu? Özellikle diz için söylüyorum, merdiven inerken çıkarken, özellikle inerken yaşanan diz ağrıları, yere oturup kalkarken yaşanan diz ağrıları, ee, bunlar erken belirtiler. <laughs> yani dizde bir aksama ekim. görüyorsanız bir de bir ağrı ekleniyorsa <laughs> muhakkak bir doktora başvurmak gerekir. Peki, var. Peki e, hocam bu ilk ağrı olduğu andan itibaren hasta size başvurduğu zaman buradaki e, ameliyatsız tedaviler nelerdir bu süreçte? Kıkıda derecelendirmek gerekiyor. Yani kıkıdak yapısının evre evre biz 5 evreye bölerek kıkıdak yapısını derecelendiriyoruz. E, i̇lk 3 evrede yani kıkıda kasağın çok fazla olmadığı evrelerde yakalarsak e, başarı şansımız çok yüksek. E, özellikle e, son dönemlerde e, Özge Hanım'la da çok konuştuk başka platformlarda kök köküce ve PRP işte e, bizim açıkçası... Bana yapıldı açıkçası, bir kere hocam evet. yaptı hatta köküce tedavisi. Öyle. Çok hı hı. da memnun kalmıştım. E, yani bu tarz tedaviler yaygınlaştıkça erken aşamalarda kıkırdağı geri döndürme şansımız hı hı. var. Kıkırdak bir kere öldükten sonra kendini yenileyen bir yapısı yok. Yani kıkırdak öldü mü oraya artık çöpe atacağız. O yüzden kıkırdak ölmeden, beslenme aşaması bozulmadan yapılan PRP kök hücre tedavilerinden yüksek oranda yarar görüyoruz. Peki Çok yeni ne? tedavi yöntemlerinden bahsetmişiz burada. Mesela kök hücreyi konuştuk ama hı hı. PRGF yöntemi evet. ve artroskopik yöntemlerden evet. bahsetmişiz. Bunlar neler? Şimdi kök e, köküce köküce köküceyi ayrıştırılmış bir tedavi ama bunun üst seviyeleri çıkıyor. Yani e, mesela kökücenin konsantrasyonunu ne kadar artırırsak e, tedavide başarı şansı o kadar yüksek. Normal bir köküceyi yağdan alıp e, işte yağdan veya kemik iliğinden alıyoruz. O ayrıştırma işlemlerini geçiyoruz ama bunun bir üst seviyesi daha özel ayrıştırma teknikleri var. E, bir Enjekte edeceğimiz materyalin içinde kök hücre konsantrasyonu ne kadar fazlaysa hmm. etkisi o kadar yüksek oluyor. O yüzden bu SCGF dediğimiz kombinasyonda da kök hücrenin bir üst seviyesi manasında geliyor. Ee, aslında aynı yöntem kök hmm. ama gelişmiş işlemsel gidiyor. farklılıklar olduğu için farklı bir ad vermişler. Ve başarı şansı tabii ki de daha çok İyi artıyor. Artroskopik yükseliyor. Artroskopik yöntemlere girersek? Artroskopik yöntemler biraz daha, daha ameliyat yöntemleri. Hmm. Şimdi kıkıdan belli bir aşamadan sonra evre 3'e kadar demiştik. Hani ameliyatsız yöntemlerle tedavi edebiliyor demiştik. Ama evde 3'ten sonra artık Kırkı'da bir müdahale yapmamız lazım. Yani Kırkı'da ölen bölgeyi tekrar canlandırmamız gerekiyor. O yüzden artroskopik yöntem dediğimiz kapalı bir ameliyat. Aslında laparoskopik gibi yani evet. hiçbir eklemi açmadan iki tane küçük insizyonla, kamera yöntemiyle Hı -hı. içeri girip halk arasında lazer derler ama Hı -hı. lazer değil aslında. Hı -hı. E, yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir ameliyatla eklem içine girip Kırkıdak yapısını temizleyip aynı seansta köküce ve işte SCGF wow. tedavilerini de yapabiliyoruz. Hastanede kalım süresi çok kısa. Yaklaşık hı hı. bir gün, yarım gün kalıp hemen işine sokabiliyoruz hastayı. Hı hı. Yani artık bu yöntemler geliştirecek tabii daha büyük diz protezi gibi yöntemlerden vazgeçmeye başlıyoruz. Vazgeçiliyor ya da şöyle ki geç kalındıysa eğer ameliyatlı yöntemlere dönülüyor. Evet. Bu ameliyatlar nasıl ameliyatlar? Böyle bir işte diz ameliyatı protez falan deyince insana çok korkutucu geliyor evet. mu? oradaki son durum ne? Tabii ki de e, diz protezi deyince kapak değiştiriyoruz biz. Yani o kıkırdak yapıların tamamını alıp e, yerine bir metal e, komponentlerden oluşan bir metal koyuyoruz. E, tabii ki de büyük bir ameliyat. Yani küçük bir ameliyat değil ama konforu Kıdak yapısı düzeltilemeyecek, kireçlenmesi ileri derecede artmış, yaş ilerli aşamaya gelmiş hastalarda artık diz protez ameliyatlarını çok sık yapıyoruz. Her yerde yapılıyor. Eskiden özel merkezlerde yapılıyordu ama her ilçe hastanelerinde bile artık diz protezi yapılıyor. Ve konforu çok yüksek. Nasıl yüksek? Hasta diş protezi ameliyat olunca yatacağım, yatılar kalacağım zannediyor evet, ama ameliyatta aslında. Evet hocam. Hasta işte geldiği zaman kaç gün için gelmesi gerekiyor, nasıl bir yol haritası hastayı bekliyor? Evet. Diş protezi için şöyle. <laughs> hasta geldikten sonra ameliyat kararı verdiğimiz zaman <laughs> e, ameliyattan sonra e, aşağı yukarı iki gün hastanede tutuyoruz. Ee, ...hemen ertesi gün kalkıyor yürüyor zaten... ...yatalak kalma bir, gibi bir durumu yok... ...yani ameliyatı sabah yaptığımız hastalarda... ...öğleden sonra aslında yürütmeye başlıyor. ...tuvaletine gidip geliyor... Ee, ...tabii ki de dikiş olacak... ...yani dikiş Hı -hı. olduğu için yara ağrısı oluyor hastalarda... Hı -hı. Ee, ...aşağı yukarı bir 10-15 gün dikiş ağrısı olmasını bekliyoruz Hı -hı. ama... E, ...hemen ertesi gün normal işlerini yapmaya başlıyor... ...yani evine gidip işte evin içinde dolaşıp gezebiliyor... Ee, ...tuvalete gidip gelebiliyor... Hı -hı. ...dışarı çıkıp gelebiliyor... ...artık yani... E, Teknoloji de kolaylaştıkça ameliyatın şekli de kolaylaştı. sizi gibi de 3-4 ay yatalak kalırım, yürüyemem gibi düşünceler yok artık. Yani, yani. Eskiden o kemikle e, titanyumun kaynaşması bekleniyordu evet, herhalde. Şu anda öyle. o süreyi Hı -hı. elimine ettiniz. Nasıl elimine edildi o süre peki? Oraya konulan madde mi değişti? Madde teknolojisi yani dizaynı gelişti. Eskiden mesela yapılan protezlerde diz tam bükülmezdi. 70 derecede, 80 derecede kalırdı. Hastaları yere oturmayın derdik mesela. Ama dizayn geliştikçe, teknoloji geliştikçe ve içeri tuturuluşturulan yani kemikle osteointegrasyon dediğimiz kemikle buluşma şeyleri birleştikçe, fazlalaştıkça sağ kalımı daha çok arttı. O yüzden de mesela ameliyat olup yere oturup kalkan, araba kullanan, traktör kullanan bunları yapan hastalar, hastalar var. Hastalar var. Ama yine de buradan da belirttiğimiz gibi eskisi gibi olmadığı için hiçbir şey ameliyata evet. kalmadan da e, ciddi ağrılarda, evet. işte yürüyüş mesafesinin kısaldığı anlarda bir ekime başvurmakta fayda muhakkak var. Muhakkak erken aşamada muhakkak saptarsak diz protezinden hastaları kurtarma şansımız var. Ona tamamen kurtulabiliyorlar var. mı peki? Diz yani %90-95 oranında %90-95 var. Çok Peki hocam, protezi proteziyle ilgili bir çok önemli bir soru var sormak istiyorum. Kilo ile alakalı bir bir evet. e, limit var mı? Tabii ki de aynen öyle. Morbid obez dediğimiz yani boy şey kilo hı hı. endeksine bakıyoruz. Hı hı. Ama e, mesela 120-130 kiloluk hastalarda diz protezi sağ kalımı çok uzun değil. O yüzden hasta belli bir kiloya gelmeden o ameliyatları yapmayı Neyi tercih etmiyoruz. Ya. Çünkü içeri bir metal koyuyoruz. E, o metalin tekrar bir gevşeme olasılığı var ve kilo burada en büyük tebeplerden bir tanesi. O yüzden ideal kiloya e, boy oranına göre ideal kiloya ulaştırdıktan sonra hastaları ameliyat etmek hı. her zaman tercih Bu arada olur. hastalığın oluşumunda da Kilonun Etkili. çok büyük bir etkisi var. Yani baştan sona her şeyde olduğu gibi kilonun kötü bir etkisini görüyoruz. Evet. Peki e, hasta ne zaman tamamen ağrılarından kurtulur ve e, bütün ameliyat sürecini tamamlamış olur, tam iyileşme? Şimdi. E... <laughs> Her hastanın şeyi farklı ağrı e, kapasitesi farklı e, o yüzden hastanın hastaya değişmekle beraber ortalama bir değer söylersek aşağı yukarı bir 10-15 gün sonra dikişleri de alıyoruz çünkü 15 hmm. gün sonra. 15 gün sonra tamamen ağrısız normal hayatta dönen e, hastalarımız var. Ama hmm. ağrıya göre bazı hastalar da işte 45 günü bulabiliyor. Bazı hasta hemen bir haftada normale dönüyor ama ortalama aşağı yukarı evet. 15 gün süresi var. Peki hocam diyelim ki hasta son 10 yıldır ağrılı yürümüş son 1-2 yıldır da hiç yürüyememiş. Evet. Ameliyatı yaptınız bir gün sonra yürüdü. Nasıl oluyor bu hastaların tepkisi? İnanılmaz mutlu oluyorlar. <laughs> tabii ki, İnan bana mesela olmuşsun. bazen 80-85 yaşında teyzeler geliyor. Evet. 20 yıl öyle yaşamış. Yani 20 yıl of. ağrısı korkmuş, kaçmış, ameliyat tabii. olmamış. Ee, tabii mesela o yaşlarda iki diz birden yapmıyoruz. Tek diz yapıyoruz. Evet. Ee, öyle bir mutlu oluyor ki ben bu ağrıyı niye yıllarca çekmişim? Tabii. Hatta öbür dizde ameliyat olması gerekiyor. Bir ay sonra geliyor. Gel öbür dizimi de yap. Yani e, bu ağrı aslında yaşamamak lazım. Teknoloji gelişti. E, süreçler ilerledi. Sonuçlarımız çok iyi. Dis yapsak bile evet. sonuçlarımız çok iyi. O yüzden e, yaşam konforu çok önemli. E, benim tavsiyem hani gerekiyorsa ya kaçmamak lazım. E, i̇yi ellerde, iyi, iyi malzemeyle, yapacağız. iyi kaliteli e, yani, yani o Yaşam, Aha. yaşamak müm mümkün yani. O teyzelerden nada dualar alıyorsunuzdur şimdi yani aynı zamanda. şeyimiz, şeyimiz o zaten. Aynen yani. Çok <laughs> öyle. Peki robotik diz protezi nedir? Normal protezler arasındaki fark nedir? Evet son dönemlerde bu popüler oldu artık. Robotik diz protezi artık Da Vinci robotunu duymuşsundur. Böyle biraz, kollu bir şey. Evet, aynen. Robotik kollarla. Ortopediye biraz geç geldi. Kemik ameliyatları olduğu için ama robotik diz cerrahisi son dönemlerde en popüler cerrahilerimden bir tanesi. Neden? Ee, şimdi biz eskiden diz protezlerini yaparken <laughs> cerrahın deneyimi çok önemliydi. Yumuşak doku dengesi, koyulan protez. Biz çünkü ameliyatları yaparken milimetrik yapıyoruz. Yani hmm. milimetrik kesiler yapıyoruz. Matematikten kaçtım ama e, içine düştüm aslında. <gülüyor> <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> milimetrik yaptığımız için yani... 1 derecelik bir sapma aslında hastanın yürüyüşünde 10 derecelik bir şeye sahip sebep, sebep oluyor. O yüzden e, o bir derecelik sapmayı bile e, yaşam konforu için e, önemli hale geliyor. Robotik cildi cerrahisinde e, milimetrik hesaplar yapıyoruz. Hatam yani hastanın, yok gibi bir evet. şey. Önceden tomografisi çekiliyor, diz filmleri çekiliyor. Onun üzerinden onları kayıtlarla bilgisayara yüklüyoruz. Onu makineye koyuyoruz. Makineye mi? yüklüyoruz. Ha. Hasta değil, hastanın röntgenlerini makineye yüklüyoruz. Ondan sonra orada bize nereden ne kesiler, kaç milimetrelik kesiler yapacağımızı makine bize veriyor. Sonra cerrahi sırasında yine makine desteğiyle elimizde kullandığımız aletlerimiz var. O aletleri yönlendirme yapıyor. Üç boyutlu oyun gibi düşünün. Yani böyle hmm. sanki bilgisayarda oyun oynuyormuş gibi. Ama yine hekim yönetiyor Tabii, hekim makineyi. Yönetiyor. Yani burada böyle şeyini. bir işte hekimlik bitiyor yanlış anlaşılmasın onu, yok. evet. O en <laughs> yakın filminde falan vardı ya cihaza evet. giriyor bütün ameliyatı yapıyor falan öyle bir şey henüz yok. yok. Ya yani olacak mı da bilmiyorum. Yani. Biz görmedik. <laughs> 2015 yılında biz Ankara'da bir hocayla çalışıyoruz profesör. Buradan da sevgiler kendisine. Hı -hı ilk bir ağız içi tarama cihazını aldık kliniğe. Hı hı. Ondan sonra daha yeni almışız falan. Sonra bir ağız taradık böyle. Hocam dedim ya inanılmaz tarıyor. Çok Bize güzel gerek tarıyor. Yok. <laughs> çok evet. güzel tarıyor falan. Hı hı. Dedi işte öyle oğlum. Dedi Teknoloji geliştikçe dedi işte alet işler insan övünür. Sen övünmene bak. başarı dedi. Yani <laughs> Doğru. Bizde de öyle. Alet işler doktor övünür yani. Sonuçta Aynen işin öyle. başında olan e, sizsiniz yani. Yani tabii yani ne kadar teknik işi de olsa da yumuşak doku ameliyatı içeriyor. disprotez evet. protezi ameliyatları. Yani ...sadece kemik olarak düşünmemek Tabii. lazım. E, yumuşak doku dengesini sağlayamazsak... E, ...adım atmak aslında çok karmaşık bir süreç. Yani belki e, dizi ayrı... ...ayak bileği ayrı, kalçası ayrı... ...yani adımın üç e, farklı evresi var... ...ayak bileği için. Dizin e, rotasyonu var, arkaya kayışı var... ...öne gidişi var. Bunların hepsini hesaplamak lazım. Evet. E, o yüzden... E, ...milimetrik hesapları yapmak... ...çok önemli hale geliyor. Robotik diz cerrahisinde bunları yaptığımız zaman... ...sağ kalım süreç daha güzel oluyor bizim burada en büyük korkumuz şeydir Dis protezini koyduğumuz zaman protezin gevşeme olayları var yani siz de bilirsiniz evet. işte implantlarda gevşeme tabii. olduğu için kemikten gevşediği zaman çok daha büyük revizyon dediğimiz ameliyatlara gidiyor yenileme gidiyoruz yandan... genelde hocam Aynen. Yani Aynen. değiştiriyoruz işte gidiyor, yani tabii. yenileriyle değiştirmek zorunda evet. kalıyoruz. Tabii onlar için onlar bizim için hem maliyet yüksek hem de e, hastaların e, ameliyat sürelerinden hastane kalış süreleri çok daha uzuyor yani Hı. kemikte o. bir deformasyon oluşuyor çünkü onun üzerine Aynen, tekrar öyle. Yapmak, yapmak hakikaten çok daha zorlaşıyor yani. o yüzden Teknoloji geliştikçe biz bu teknolojiyi devamlı kullanacağız. Ee, kendimizi de geliştireceğiz. Robot Hastalar da evet. Aynen öyle. E, tetkiklerini ihmal etmesinler. <laughs> Aynen öyle. Her zaman e, erken teşhis çok şeyi e, daha hızlı ilerletiyor. Her zaman öyle. Ben diyorum ki erken teşhis hareketli bir yaşam. Sağlıklı beslenme. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Koşu bandı da haftada 3 olur mu? Gelin <laughs> anlaşalım. <laughs> <laughs> Koşu bandını bir konuşmamız lazım ayrı yeter. Gelin anlaşalım. <laughs> Öyle yapalım. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim. Sıradaki konuğumuz girişimci Metin Akay. Bakterilerin vücudumuzu etkileri neler? Yaşadığımız hangi sağlık sorunlarında bakterilerin olumlu etkisi var? Faydalı bakterileri hangi besinlerden alırız? Araştırmacı yazar Haydar Yılmaz anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Biz bize stüdyomuzda girişimci Metin Akay yanımızda. Hoş geldiniz Metin Bey. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Bizler deyiz. Biz Metin Bey ile tanışıyoruz. Sonra evet. e, konuya girizgah yapacağım ben. Evet. E, sağlık turizmi ve ameliyatsız zayıflama yöntemlerini Hı -hı. kullanacağız. Aslında Tabii siz de. bu konuda Türkiye'de çok başarılı bir girişimcisiniz. Önce sağlık turizminden başlayalım. Nasıl faaliyetler yürütüyorsunuz ve Türkiye'de sağlık turizmi ne durumda? Açıkçası biz ülke bazında çok iyi bir durumdayız. Özellikle yurt dışında Kölfez ülkelerinde ve diğer ülkelerimizde çok fazla e, Türkiye'ye gelip bu işlemi yapıyorlar. Ee, Avrupa'da gelen birçok e, turizm ee, gelen sağlık turizm üzerinden hem ülke bazında burada gez İstanbul'da gezdiriyoruz, Türkiye'de gezdiriyoruz zaten havalanda karşılanır çok hı hı. güzel bir şekilde, konforlu bir şekilde otellere biz yerleştiriyoruz. Ee, daha sonra merkezlerimizde veya Türkiye diğer merkezlerinde kısa sürede çok güzel işlemler yapıp, hem burada gezdirip, işlem. burada tekrar gönderiyoruz. Bir de güzel gezip, kebaplarını yiyip, tabii boğazı de. görüp, hatta evet, gerekirse tabii de. Kapadokya falan, tabii Bodrum, Bodrum'u gezip gidiyorlar. O yüzden sağlık turizmi Türkiye'de çok iyi bir yerde. Evet. Peki sağlık turizminde hangi alanlar daha çok tercih ediliyor? Özellikle duydunuz mu bilmiyorum, bir günde implant Evet, şimdi o sorularımın Hı -hı. içindeydi. Hemen bahsetmişken girelim. Bir günde implant, saçtan bahsediyoruz değil mi? Yok, diş implantı. Ne? Implant. Diş implantı, pardon. Implant. Tamam. Bir günde implant. <laughs> Aklımdan <laughs> başka bir Diş implantı bir günde nasıl oluyor? Ee, daha önce bunu açıkçası 3 ay, 6 ay, 1 yıl bir süre verilmesi gerekiyordu. Ama şu anda e, e, zaten ülke bazında, doktor bazında e, hem estetik, hem diş, hem diğer konularda çok çok iyi bir durumdayız. Hı -hı. Ee, Bunun da doktorlarımız aynı gün içerisinde e, gelen danışanlarımızın problemli olan diş yeri aynı gün içerisinde alıp o implantları eğer kemik yapısı ona Uygun. uygunsa. Aynı gün içerisinde o implantları oraya yerleştiriyoruz. Peki nasıl oluyor bu? Öncesinde mesela hastayı Hı -hı. ne kadar görmeniz gerekiyor? Öncesinde bir konsültasyon nasıl yapılıyor? Nasıl işliyor? Açıkçası hepine? özellikle yurt dışından gelen danışanlarımız çok uzun bir süre beklemek istemiyorlar. Hı -hı. Bu da ölçe bazında bizler için çok büyük bir avantaj. Hı -hı. Bir hafta 10 gün içerisinde bunun yapılması. Bize geldiğinde tabii ki bunların öncesinde resimleri, videoları hepsi bize geliyor. Bize geldiklerinde rütgenler alınmakta. Diş etine bakılıyor, kemik yapısına bakılıyor. Tabii ki mutlaka kemik yapısının ve yaşının buna Tabii uygun, uygun olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Evet. Düşünün ki 70 yaşında bir hanımefendi veya beyefendi geldi... ...kemik yapısı buna uygun değilse olmaz tabii ki. Hı -hı. Veya daha kısa implantların yapılması gerekiyor. Hı -hı. Teknoloji kadar gelişti ki... Evet. ...20 yaşında olan, 30 yaşında olan birisinin... ...bir implantı başka oluyor. 70 yaşında olan birisinin implantı başka bambaşka oluyor tabii ki. De. Peki hangi ülkelerden yoğun geliş Tam var? Tam soracaktım. Hani hangi ülkeler en çok Özellikle Çölfez Kölfez ülkelerinde. İşlem olarak peki en çok hangi işlem tercih ediyor? E, implant üzerinde, diş üzerine. Diş, e, çünkü Aha. bu konuda... E, Dediğim gibi ülke bazında çok evet. çok iyi durumdayız. Doktorlarımız çok iyi bir durumda. bu Laboratuvarlar konuda. iyi durumda. Laboratuvarlarımız çok iyi durumda. Hatta şöyle söyleyeyim. Eskiden ben işte dişim ağrıyor. Ben bir doktora gideyim müdahale Hı -hı. edeyim. Dolgu evet. yapayım veya farklı bir şey yapayım. O dönemler inanın kapandı. Şu anda birçok kişi, birçok danışanımız milyon, milyonlarcasını sayabilirim sizlere. Bize gelip örnek vereceğim gülüş tasarımı istiyorum. Hulu gülüşü istiyorum. Dişlerinde problem olmadan bile bu işlemi yapabiliyorlar. Evet. Diğer ülkelerde tabii ki bize geliyorlar. Hem buradan bunları gezdirip çok güzel dişler yapıp kısa Hı -hı. sürede Hı -hı. bir resim de bize gösterseler, bir model de bize gösterseler kısa sürede yapıp buradan gönderir. gönderebiliyorsunuz. Evet. Peki ne kadar güvenli? Güvenli midir? Çünkü bir günde deyince insanlarda bir bir e, tedirginlik de yaratabilir. Hı -hı. Ne kadar tabii güvenli? Tabii ki de. Ya Bir günde implant bitiyor mu? Hayır tabii ki. Bir gün içerisinde dişler komple alınır. kanallar açılır. Implant dediğiniz zaten bir demir parçası biliyorsunuz. Hı hı. Çiviler takılır. Ondan sonra kısa sürede de laboratuvarlarımız geçici olan dişleri hazırlıyorlar. 4-5 gün içerisinde biz bunu takıp gönderiyoruz. Hı hı. Evet. Ondan sonra zaten bu süre zarfında implantların iyileşmesi gerekiyor. Hı. Etin iyileşmesi gerekiyor, kemin Tabii. iyileşmesi gerekiyor. Bununla beraber e, kemiklerin onu mutlaka kabul etmesi gerekiyor. 3 ay sonra gelip komple takıp tekrar geliyorlar gelin. ve o zaman evet, da cidden, diş takılıyor. Peki hocam biraz daha ameliyatsız fit görünümden bahsedelim. <laughs> bu nasıl oluyor? Benim Metin Bey'i tanımamın e, konumuz bu aslında. <laughs> evet, evet. Ben Metin Bey'in e, merkezlerinden birine devam ediyorum. Sporuma <laughs> destek olsun diye. Şimdi biraz kendisi anlatsın sonra ben de bahsedeceğim. Açıkçası aslında azladı diyebiliriz. Bir defa e, gelen danışanlarımız üzerinde ameliyatsız bir dünya istiyorlar. Kısa sürede Kısa söyledim. Uç odaklı ve ameliyatsız bir dünya. Evet. Ee, ben de 2017 yılında Amerika'daydım. Ee, bizim saç melekizimiz de malum Hı -hı. biliyorsunuz. Ee, orada da bir kongreye katılmıştım. Ünlü bir doktorumuz var ismini vermeyelim. Hı, hı. Aslında ee, verebiliriz. Bu kardeşlerin falan da doktoru evet, olan evet. E, meşhur bir doktor var yurt evet. dışında. Hı hı. E, takip edenler bilirler. Doğru. Aslında onun ilk kez dünyaya tabii gösterdiği bir cihazdan tabii bahsediyoruz. değil evet. mi? Ben de spor çalışan birisi olarak dünyada FTA onaylı olan teç cihaz. Hı hı. Yağ yakıp kas yapan bir cihaz. Hı hı. Nasıl olabilir? Gibisinde. Biz de tabii ki bunu İstanbul'a getirdik. Ee, sonra tabii kombinler yaptı. Sadece bu değil. E, düşünün ki kişiler spora gitmeden, herhangi bir yere gitmeden kısa sürede e, yarım saatte 20 bin meçik etkisi. Hı, hı. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben böyle cihazları yıllardır kullanıyorum. Ama evet. burada şöyle bir şey var. Bu isim altında aslında bir sürü cihazı kullanmışız biz hı hı. yıllar içerisinde. Şimdi artık tabii bununla ilgili hukuki süreçler başladığı için. Ben de Metin Bey'le ve Merkez'le ilk tanıştığımda cihaza girdiğimde inanamadım zaten. Yani yıllarca böyle cihazlarla kendime destek yapmıştım. Evet. Ama buradaki etkiyle diğerlerinin arasında çok fark var. Yani orijinalini kullanıyor hı hı. olmak evet. başka bir şey. Bana hep diyorlar işte niye giriyorsun cihaz? Hazlara falan diye bu şey gibi çok zayıfsın spor yapma demek gibi evet. bir şey ben destek olsun ve hızlı bir şekilde kas yapsın gerçekten tabii de. inanılmaz bir tabii etkisi de. var biraz tabii cihazdan bahsedelim tabii mi? tabii ki de mekanizması hani evet. aynı zamanda yağ yakıp aynı ee, şöyle zamanda şöyle söyleyeyim kas sadece biz bir tane cihaz kullanmıyoruz çok güzel kombinler yapıyoruz ve kısa sürede bakın. Hı hı. E, belki bir şunu nasıl kısa sürede bu kadar şekillenme olabiliyor. İnanın bana önce sonrası zaten videolarımız, resimler, Gözcü Hanım zaten geldi sağ olsun. Kendisi Hı -hı. deneyimledi bunu, kendisi bunu gördü. 15 gün içerisinde, 20 gün içerisinde muhteşem sonuçlar alıyoruz. Kaç bu kilo ortalama mesela? Hani kilo bazında tabi şey olmaz Şöyle mı? söyleyeyim, tabi e, tabii bunu doktorlarımız, evet. diyetisyen desteği de vermekteyiz. Doktorlarımız takip ediyorlar. Birçok şeyini bak, yapmaktayız. Kişimize geldiğinde biz direkt ben cihazı almıyoruz aslında. Hı -hı. Kişi bize geldiğinde öncelikli olarak biz bunu yağ oranına bakıyoruz, kas oranına bakıyoruz, su oranına bakıyoruz, sağlık beslenme yapıyor tabii. mu, yapmıyor mu? Ona uygunsa tabii ki protokol hazırlıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Bunun içinde de m ile beraber bu manyetik dediğimiz bir cihaz, evet, sağlık hı. açısından hiçbir problem yaşatmıyor. Bunun yanında tabii ki radyo frekanslı cihazlarımız mevcut. Bunun yanında kriyo-shape denen bir cihazımız mevcut. Bir seansta 45 dakika içerisinde 13 santim incelme olayı. Bu da sağlık tarafında herhangi bir şey olması söz konusu hı hı. değil. Bunu neyle atıyor? Tabii ki biz bunu yaptıktan sonra e, zaten bunu çok güzel bir şekilde 100 kilosu örnek vereceğim. Hı hı. Şöyle bir problem var biliyorsunuz ki 100 kilo birisi diyet yapmaya başladıktan sonra maalesef ki sarkıklar oluşuyor. deli hı hı. sarkması evet. oluşuyor. Çatlaklar oluşuyor. Bunun oluşmaması için biz öncelikle shape yapmaktayız. 13 santim incelme sağladıktan sonra bu defa biz Diğer cihazla alıyordu. Peki evet. şöyle bir şey var Hı -hı. yani şimdi 13 santim deyince ben gidip 13 santim haftada incelmiyorum yani yok, tabii ki haliyle. Sol, e, Sonra iki haftada için. yok olurum çünkü. Herkese ayrı bir e, program Hı -hı. uygulanıyor tabii ki, tabii de. ki değil mi? Hı -hı. Burada da cihazlar kombinleniyor. Kimler tercih ediyor daha çok? Açıkçası e, hepsi sanatçılarımızdan, hı hı. milletvekillerimizden herkes. İsim vermez. İsim vermeyelim. <laughs> Daha veriyorum Tabii ki. ben. Sayfalar, sayfalarımıza mevcutlar. Hı hı. Bakabilirler. Orada Birçok önlüğümüz e, geliyor. Bunu kullanıyorlar. Bir de şöyle bir şey var Özge Hanım. Güzel tarafı evet ben ya, kilom yok, kilo problemim yok benim. Ben sadece six pack çıkartmak istiyorum. Hı hı. Evet. Veya e, diğer örnekleri, diğer isimleri vermeyeyim. Onları yapmak istiyorum. Kimisi kaslanmak istiyor, şekillenmek istiyor. Dediğim gibi kimisi 100 yaşında 100 kilo Hı. Baktığınız zaman e, bunda da diğer protokolları uyguluyoruz. Bu da kısa sürede zaten leften enerjiyle beraber su ile beraber çok kısa sürede bunu atıyor. Yani böyle yazda girerken tatile gidecekken de hemen hızlandırılmış yapabilirsiniz. Evet. Düzenli bir hale de getirebilirsiniz herhalde. Ben... Bu arada bunun yanında çok pardon. E, Ülkemizde özellikle kadınladığımız için muhteşem bir haberim var. Hı. E, çatlaklar için, selülütleri için de çok güzel. Bir ee, cihaz. Tabii ki. Tabii Aynı ki. cihaz mıdır Yok, yine? Yok, farklı bu? bir cihaz. Radyo frekanslı bir cihaz. Çatlak ve eee e, mi etkili? etkili? Tabii ki. Onu yani. da diğer cihazlarla kombinleyebiliyor musunuz? Kombin yapıyoruz zaten. Hı. Zaten bizim bu başarımız açıkçası kısa sürede sonuç almamız tek bir cihaz kullanmıyoruz. Hı. Bize, kişi bize geldiğinde en az 3-5 tane cihaz kullanıyoruz. Peki bu cihazlardan sonra bir e, diyet programı uyguluyor tabii mu? Tabii ki de. Danışan, tabii nasıl ki de. bir süreç oluyor o süreç? E, Diyetisyenlerimiz ve doktorlarımız tabii ki denetim altında Hı -hı. süreç devam ediyor. Gün bazında kişi ne yedi, ne içti mutlaka bizlerle tabii. paylaşıyorlar. Hı -hı. Diyetisyenlerimiz bunları takip edip e, zaten her hafta bize geldiklerinde de sonuçları beraberce de bakıyoruz. Yapılıyor. Çok, çok, teşekkür çok teşekkür ediyoruz Metin İyi ki geldiniz. Keyifli bir sohbetti. Görüşürüz zaten. Sıradaki konuğumuz araştırmacı yazar Haydar Yılmaz. Bakterilerin vücudumuza etkileri neler? Yaşadığımız hangi sağlık sorunlarında bakterilerin olumlu etkisi var? Faydalı bakterileri hangi besinlerden alırız? Araştırmacı yazar Haydar Yılmaz anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Araştırmacı yazar Haydar Yılmaz stüdyomuza hoş geldiniz Haydar Bey. Vücutta oluşan faydalı ve zararlı bakteriler nelerdir? Ee, zararlı bakterileri biliyoruz, mikrop ve virüs diye bizi hastalıklara e, yol açan bakteriler e, olarak gördüğümüzde, onlar vücudumuzda çoğaldıklarında hasta oluyoruz, hı hı. sağlığımız tehlikeye giriyor. Bir de bunlara karşı savaşan iyi bakteriler var. Biz de bunlara probiyotik bakteriler diyoruz. Aslına baktığımız zaman, ağzımızdan bağırsakların son noktasına kadar bir organ var. Bu organizme mikrobiyota. Yani kalp, beyin, organların dışında bunlar doğumda gelen organlarken mikrobiyota sonradan oluşan bir organ hı hı. ve tamamen bakterilerden oluşuyor. Bunların %90'ı probiyotik bakteriler, yani bizim için savaşan askerler, sağlığımızı koruyan bakteriler. %10'u da mikroplar, virüsler ve diğer farklı organizmalar olabiliyor. Hı hı. Vücudun giriş bölgelerinde ortamdan, dışarıdan bizi hasta yapacak olan her şey bize saldırıyor. Hı hı fakat, Tüm gün aslında saldırı altında mıyız? Tamamen. Aa, tamamen saldırı altındayız. vücudun giriş bölgelerindeki probiyotikler ise bu saldırıları geri püskürtüyor. Gözümüzde, burnumuzda, boğazımızda, bağırsakların duvarında, son noktaya kadar, derimizin her tarafında, kadınlarda, vajinada. Hı hı. Bol bol probiyotik bakteri var. Onlar bolsa, çeşitleri fazlaysa biz sağlıklı oluyoruz. Biz sağlıklı oluyoruz. Evet. Yani aslında e, bu konuyla ilgili son yıllarda çok çok ciddi araştırmalar işte bağırsak evet. sağlığıyla ilgili, özellikle bağırsağın işte ikinci beynimiz olduğu, bütün vücudu duygu durumumuzu <laughs> yönettiği ben de bununla ilgili çok şey okuyup araştırdığım için probiyotik probiyotik dengelerde evet, çok dikkat güzel. ediyorum <laughs> o yüzden e, çok bilinçli olmak gerekiyor her açıda e, çok araştırma yapılıyor ve vücudumuzdaki böyle milyarlarca falan var herhalde trilyonlarca trilyonlarca. trilyonlarca hatta böyle hani bağırsaklarımızı bir şey futbol sahası falan bir örnek verelim ee, evet evet yani 300 metre karelik alandır bağırsak yüzeyi evet. bir futbol sahasından daha, geniştir daha geniş daha geniş aslında bağırsaklarımız evet. ve oradaki ne kadar işte bizim için çalışan iyi bakteriler varsa kötüler de var bu aradaki dengeyi nasıl sağlayacağız aslında onu hayatımıza sokmamız gerekiyor. Ee, tabii öncelikle anne sütünden gelen probiyotikler var. Eğer annenin e, doğru bir şekilde e, uzun bir süre ki bu iki ile dört sene de olabiliyor bazen. Bunları aldığımız zaman o bağırsak yüzeyimizde koloniz oluyorlar. Evet. Trilyonlarca bakteri, kurucu. Aynı zamanda yönetici bakteriler oluyor. Temel orada atılıyor. Temel izlersin. orada atılıyor. Hı. Çok güzel. Bir de vajinal doğumuna da alakası var. Çok zaten. güzel. Hı. Evet. Yani normal doğumlarda, vajinal doğumlarda annenin doğum esnasındaki bir sıvısı var. Orada da bol probiyotikler var. Hı. Ee, ama sezeryenle olanlar bunu alamıyorlar. Hı hı. Bu sefer hayata başlarken 1-2-0 gelirler. Bağışıklıkla ilgili bir tabi e, Tabii tabii. Yani oldu. şöyle düşünün. Hastanede bir bebek normal karından sezerine geldiği zaman ilk ağzından girenler hastanedeki klimadan gelen mikroplar oluyor. Evet. Evet. Bu anlamda da ilk kurucu bakteriler anlamına baktığımızda kötü bakterilerle Hı -hı. başlıyoruz ve ömür boyu astım alerjiden kurtulamıyor bu sefer çocuklarımız. Hı -hı. Evet, ben evet. annemin rahatsızlığından ötürü hamileyken menajit geçirdiği için bana e, anne sütü hiç emmedim kullandığı Hı -hı. ilaçlardan dolayı. O yüzden de yıllar içerisinde bu hani bakterilerle ilgili bilgi evet. aldıkça kendime çok yatırım yapmaya dikkat ettim. Aslında çok 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 değerliler bizim için. Eğer sezeryen zorunluysa ha -hı. ki bazen olabiliyor Hı -hı. E, klinik olarak e, e, ters gelmeden dolayı Bebeğin e, zorunlu olduğu da şöyle yapıyorlar, annenin vajinasındaki sıvıyı bebeğin ağzına sürüyorlar. Hmm. Batı'da bu çok aşılama, doğal aşılama olarak hmm. geçiyor. Aa, aslında evet. bir vaksin evet. e, evet. etkisi yaratıyor. Evet. Peki yaşadığımız hangi sağlık sorunlarında bakterilerin olumlu etkisi vardır? Genel olarak şöyle söyleyebiliriz, e, sindirim sisteminin düzenli olmasını sağlıyorlar. Yediğimiz besinlerin e, sindiriminde önemli rolleri var. E, vücuda e, eminim yaptığımızda bunların ayrışmasını sağlıyorlar ve bütün vitaminlerin, minerallerin, amino asitlerin doğru bir şekilde vücudumuza girmesini sağlıyorlar. Evet. Diğer taraftan baktığımızda çok geniş bir tanımlama var. Bağışıklık sistemi. immün sistem diye de ifade hı hı. ediliyor. Yani hastalıklara karşı direnç kazandığımız sistem. Dediğimiz mikroplar her tarafta, virüsler her taraftaki bir virüsün dünyada nelere yol açtığını gördük. pandemide çok iyi bir Tabii. şekilde Evimiz. gördük. Bunlara karşı savaşacak iyi askerlerimiz probiyotik bakteriler. Bunları nerede görürlerse bunlara karşı kendi silahlarıyla savaşıyorlar. Ya Savaşıyorlar derken bu tabii militarist bir tanımlar oluyor hı. ama e, kullandıkları şey şu. Fermentasyon yapıyorlar. Hı hı. Besle, besin maddelerini bizden evet, bizim bizden aldıklarına besin maddeleri alıyorlar. Mesela bunları kısa zincirli yağ asitlerine dönüştürüyorlar. İşte işliyorlar aslında evet, onu. Evet. orada bir fabrika gibi. Süper bir fabrika gibi yani laktik asit. E, hidrojen peroksit, bitürük asit, propionik asit gibi kendi silahları var. Bunları salgıladıklarında onları e, patojenleri de etkisiz hale getiriyorlar. Küçük askerlerim evet. diyorum ben hep evet. onlara. Böyle içeride çalışıyorlar bizim Şimdi için. Şimdi bu e, ile ilgili az önce de söylediniz. Ona hani bir, bir iki şey ilave etmek istiyorum. Bir yerde okumuştum. Diyor ki ne yerseniz osunuz diyor esasında. Dolayısıyla hani az yemek, çeşitli yemek sizde daha sağlıklı bir e, mikrobiyata oluşturacağı kanıtı var. Doğru mu hocam? Onu değiştireyim ben. Hı hı, tabii. Ne yersek o değil. Neyi eminim yapıyorsak mesela, evet. yani şu bir şey yiyoruz ama sindirim sisteminiz bozuk. Bunu eminim yapılabilecek derecede mikro ölçülerde parçalanmıyorsunuz. Biyokimyasal olarak dönüştürmüyorsunuz. Evet. O zaman siz eminim yapamıyorsunuz. Sağlamıyorsunuz. Eminim yapamayınca da mesela ince bağırsaktan içeri giremiyor. Mikro ölçülerde parçalanmamış. Hı hı. O zaman orada çürümeye başlıyor. Çürüyünce ne oluyor? Gaz oluşuyor. Evet. Bütün gaz ve şişkinliğin temel sebebi eminim bozukluğudur. Dağru. Bu durumda ne yapılması gerekiyor hocam? Öncelikle midedeki sindirme çok dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. Midemizin yemekte asitlenmesi gerekiyor. Eğer midemizin asitlenmesini engelleyecek şeyler yaparsak midedeki besinler mikro ölçülerde parçalanmıyor. Birincisi mide korucular. Sürekli midenizin asitlenmesini engelliyor. Ciddi derecede bir sağlık e, Tabii. sorunudur. Diğer taraftan yemekte su içmek mesela. Hı hı. midenin pH'i yemekte 1,5 pH iken yani bir kezzap gibi asit siz su içerseniz ki suyun pH'i 7-8'dir birden asitinizi seyreltirsiniz. Sindirim evet. durur. Yani bazen yanlış şeyler söyleniyor ki ülkemizde bunlar çok fazla biliyorsunuz. <laughs> yemekte bol bol su için mideniz şişsin çabucak doyarsın. Tam tersi sizin sindiriminizi evet. bitiriyor. Mutlaka bir... yemekten önce su içilmesi gerekiyor. Süper. Evet. Yemekten o yarım, saat önce, evet. yarım saat önce. Tabii önce. Hatta yemekten iki buçuk saat sonra su için Kesinlikle. başka bir şey söylüyorum. Diğer öğün'e kadar sadece su için. Yani ara önünü hiçbir şekilde tüketmeyin. Asitli, limonlu su, sirkeli su, zeytinyağı, hatta kahve, kahveyi asit vardı Yemekten sonra hemen için. Midenizdeki sindirime yardımcı olsun. Tabii. Ama Aynen. ara öğünde yaparsanız, midenin kendi duvarından ürettiği bir diroklorik asit var. Hı. Besinleri sindirebilmek için. Mide kendi dokusundan asit ürettiği zaman, aynı zamanda kendi mide dokularında bir salgı sallıyor. koruyucu salgı sallıyor ama Hı. sadece yemekte. Aç karnına bu koruyucu salgı yok. Eğer ki siz aç karnına kahve içerseniz bütün asitler midenize saldırır ve gastrit olursunuz. Aa, evet. Doğru yani e, bunu mesela düşünmemişim aslında bütün sofra adabı buna göre gelişmiş ama Süper. biz ne yazık ki onu dinlemiyoruz. İşte yemekten sonra hemen ne olur işte bir, siz geçen sefer demiş ki Fransızlar peynir yer evet. e, ağzı temizlemek için Aha. E, hemen kahve içilir ikram edilir falan ama sonra arasında içmemek lazım. Evet evet. Ha, onu hiç bilmiyordum. Şimdi benim gene bilmediğim bir şey merak da ediyorum. Akkermansiya bakterisi nedir? Nasıl bir bakteri? keşfedilen bakteriler yaklaşık 100 yıllık dönemden beri var. 19 yıllardan beri mikroskop keşfedilince yani hastalıklara yol açan mikroplar nedir diye baktıklarında bir taraftan da iyi bakterileri görüyorlar. Robotik bakterileri görüyorlar. Bunlar genellikle yapılan araştırmalarda oksijene de dayanıklı bakteriler. Yani kefirdeki, yoğurttaki, sirkedeki bunlar bakteriler gibi görebiliriz. Bir de e, 2000'li yıllarda oksijene kesinlikle dayanıklı olan oksijensiz yaşayan bakteriler keşfedildi. Hmm. Biz bunları anaerobik bakteri diyoruz. Hmm. Yani Akelmensiye bunlardan birisi. Sadece anne sütünde var. Doğada yok. Suda, toprakta bulamazsınız. Yoğurtta, wow. kefirde. turşuya. Sadece Bu nasıl anne sütünde bir Fayda sağlıyor hocam bize. İlk kurucu bakterilerden, general bakterilerden, Hı, yani lider o, bakterilerden. E, orduyu, benim evet, küçük ordumu kuranlar aslında. Bende Ben de yok. <gülüyor> e, <gülüyor> mensiya, bağırsak dokularına yerleşiyor ve orada oksijensiz olarak yaşıyor. Aynı zamanda diğer bakteriler sizin yediklerinizden beslenirken akermensiye siz yemeseniz de aç kalsanız da o kendine yeni yiyecekler bulabiliyor. Askerlerini mi yiyor hocam? <laughs> değil, yok hayır. <laughs> çok, çok, ilginç değil, çok bir şey, şey var. Evet. Akermensiye musipila. Yani musin seven bakteri. Musin ne peki? bağırsak mokozasının bağırsak Salgısı. hücrelerinin e, yenilenmesini sağlayan bir protein. Hmm. Onun tetikliyor. Mesela goblet hücreleri de hücre var. Ba bağırsak do do dokusunun içinde hadi diyor musin üret diyor. Hem diyor bağırsak mukozası kendisini yani yenirse hem de bana diyor besin üretelim diyor. Wow. Onlar Biz buna e musin degrasyonu diyoruz. Silli prizmatik hücreler miydi hocam yanlış hatırlamıyorsam. Evet yani goblet hücreleri diye evet, kadeh hücreleri evet, evet. diye evet. geçer. Bunların en büyük özelliği bu musin proteinin üretilmesini sağlamak. Evet. Bir de mukazı öyle bir şey ki bağırsak dokuları eğer kendini 200 e günde bir yenilerken bazen yenileyemiyor. Yenilemeyince kalınken inceliyor. Hı. Ve bu sefer buradaki her türlü iratı şey siz ağrı olarak veya sancı olarak bunu hissediyorsunuz. Hı. Ama akermensiyam bu dokunun tekrar kalınlaşmasını ve tekrar yenilenmesini sağladığında e, çok güçlü bir bariyer oluşuyor. Hı. Bariyerin diğer tecrübesi bağırsak geçirgenliğini anlatmak istiyorum. Oraya gelmek evet. istiyorum. Şimdi Hipokrat demiş ki bütün hastalıklar bağırsaklardan başlar. Acaba neden bunu Aslında milattan önce yani 450 yılında söylemiş diye yaşıyoruz. baktığımızda bugün <laughs> çok daha iyi anlıyoruz. Eğer bağırsak geçirgenliğiniz varsa, yani mukozal hücreler arasında aralıklar varsa, buradan yediğiniz besinlerle gelen her türlü mikroplar, virüsler geçiyor. Hı. Her türlü ağır metaller geçiyor, zararlı bütün kimyasallar geçiyor. Nereye gidiyorlar? Kana karışarak beyine ve diğer organlara ve dokulara, hücrelere gidiyor. Hı. Ve biz hasta oluyoruz. Bu geçirgen bağırsak denilen böyle bazen hani ünlü isimlerle de duyuyoruz. Rahatsızlık bu mu? Aslında budur efendim. Budur. Peki Akerman ne yapıyor? Hı. Dünyadaki tek bakteri yani bağırsak bariyerini sağlayan akermensiya. Hmm. Bu musün dekrasyonuyla bu aralıkların kapanmasını sağlıyor. Kapanmasını sağlamakla kalmıyor. Sımsıkı bir bariyer sağlıyor. Hmm. Diyor ki biz izin verirsek onlar geçebilir. Diğer bütün mikroplar, virüsler, parazitler hiçbir şey geçemez diyor. Ve dolayısıyla sağlığımızı korumuş oluyoruz. Kalın bir duvar oluşturuyor. Tabii, aynı zamanda hmm. bağırsak şeferde. beyin bariyeri de oluşuyor. Evet. Yani Beyne de bir şey göndermiyorsunuz. Hmm. Çünkü baktığınızda toksit maddeler, zararlı kimyasallar, Tabii. ağır metaller. Beyne gittiğinde kal, otizm, başta olmak üzere Kesinlikle. demans Alzheimer buradan başlıyor zaten yani. Otizmin bağırsakla bağırsak bir bariyeri çok oldu. önemli bir konu. Peki akermensiya e, yoksa yok mu yani? Şimdi bende yok ne yapacağım? Maalesef. <laughs> çok şükür bende şey de yok. Yani hani geçirgen bağırsak sendromu falan yok evet. çok şükür. Aç kaldığımızda o kendi kendine çoğalıyor. Ha öyle mi? Siz aç kalıyorsunuz herhalde. Ben evet aralık oruç <laughs> <Zayıf. doğru şu, gülüyor> yapıyorsunuz evet. O zaman yükseliyor. yükseliyor. Şimdi mu? şöyle söyleyebiliriz. Maalesef endüstriyel hazır gıdalar, evet. antibiyotik gibi zehirli bazı ilaçlar probiyotikleri öldürüyor. Hı 100 yıl önce insan bağırsaklarında yaklaşık 5000 çeşit probiyotik bakteri vardı. Bugün ise 500 çeşide düştü. Çok yani 4500 çeşidi gitti, geriye gelmiyor. Soykırıma Aa, uğrattı. Bitti. Ya bugün normal bir insanda 500 çeşit bakteri var. Yani 500 çeşit askerimizle savaşıyoruz. Varsa Eskiden çok 500 iyi. 5, yani, tabii. Ve o zaman yaş da çok yüksekti. Yani 100 yaşına, 120 yaşına kadar yaşayanları görüyoruz. Bu bakımdan baktığımızda bunu tekrar kazanabilmek elbette mümkün. Yani bu anlamda bilim dünyası bize Akel hediye ediyor. 2004 <laughs> yılında keşfedildi. Anorobik bir bakteri, oksijensiz yaşayan bir bakteri. Vaningen Üniversitesi'nde doktora tezi yapan Marian Düren tarafından keşfedildi. Ve dünyada bunun tabii gelişmesiyle ilgili bizim de ülkemize gelmesine ben de vesile oldum. Aa, bunu tekrar almamızla birlikte bunu arttırıyoruz. Peki, Peki nasıl arttırıyoruz? Hangi besinlerden? Ha. Evet. Besinlerde de yok? Öncelikle onu <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> yani dediğim gibi fermente gıdalarda, ağaçta, meyvede falan yok. Alırsanız bu bakteri vücudunuzda çoğaltıyorsunuz. Neyi seviyor aynı zamanda? Mesela polifenleri seviyor. Siyah, mor, kırmızı meyvelerde bulunan antoksidan gücü çok yüksek. Orak değeri çok yüksek. Meyvelerin polifenellerini çok seviyor. Onlardan beslenmeliyiz yani aynı zamanda. Bunlar aynı zamanda çok güçlü antioksidanlar. Vücudunuzdaki bütün serbest radikalleri evet. ve taksinleri temizleyen bir şey. Böyle smoothieler falan yaparız ya ben hep bunu söylüyorum. Siyah, mor ve kırmızılar özellikle tercih edin. Hatta bunları kaynatalım. Mesela örnek verecek olursak domates falan gibi mi? Aynen efendim böyle. Aha. Mesela domateste likopen 21'indir. Salçada birim. Yani ısıl işlem gördüğü için. Çünkü hı. bunlar güneş ışınlarının fotosenteziyle bu renk pigmentleri, polifenoller oluşuyor. Yani siz bunları ne kadar çok ısıl işlem yaparsanız yani eskiden geleneksel oşafımızla veya bugünkü tabirle baktığımızda kompostumuzu yaparsak hmm. o şekilde tüketmeniz sizin vücudunuzdaki antioksidanların gücünü çok daha fazla artıyor ve toksinleri daha hızlı temizliyorsunuz. Salçada okeyim ama komposto olmuyor. Ben taze yiysem <laughs> olur. Ama ısıl işlemimiz varsa çok iyi Peki e, vücutta bulunan e, faydalı bakteriler obezite ve kilo alımını durdurmada evet. nasıl bir rol oynuyor? Aker menüsenin büyük rollerinden birisi. Hı -hı. Dünyada zaten obezite ve diyabet konusunda küle verdirmede popüler bir bakteri. Dünyada bir numara bu anlamda. Ee, şöyle etkinlikler yapıyor. Altın üçgeni var bunun. Bir grelin hormonu, açlık hormonu sürekli sizi kışkırtıyor. Yemek ye, daha çok ye, doymadın yine ye diye. Durmayan bir hormon var. Sürekli salgılanıyor. Sizde yok galiba. Dur, Durdurdunuz onu. D durdurdum işte. Günde 17-16 <laughs> saat açlık yapıyorum. O da artık bıktı bağırmak, <laughs> bağırmak tabii. ama şu Ama toplumumuzda baktığımızda böyle ciddi bir sorun. Çok ciddi. Kilo almak büyük bir sorun. Evet. Zayıflamakla ilgili. Türkiye'de bir, de herkes herkes çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı ilerliyor. Bebeklere, çocuklara kadar geldi. Ürettiği asidik asitle grenin hormonunu baskılıyor. Yeter diyor. Sen diyor fazla salgılanma. O zaman e, e, grenin hormonunu baskıladığınızda açlık krizini bitiriyorsunuz. Diğer taraftan baktığımızda leptin hormonu var. Doygunluk hormonu. Hı, hı. Propionik asitle de leptin hormonunu artırıyor. Ha. Doydu diyor. Acıktırma, Topluğu acı... ve süresini evet, artırıyor. Evet yani acıkma krizlerini ve sinyallerini beyne göndermiyor. Tam tersine leptin hormonuna doyma şeylerini, sinyallerini gönderiyor. Onu nereden alacağız peki hocam? AKMS üretiyor bunu. A -Kermensi A -Kermensi ve üretiyor diğer probiyotiklerle birlikte üretiyorlar. Kendi yapıyor Harika işte. Kimde yapıyor? Bende de yok yok mu var? Mı? Var belki var <laughs> Bence vardır yani. yani bu bu olsa vardır yani. tabii tabii tabii. Bir de başka bir orman daha var. GLP-1 ormanı diye bir orman. <laughs> bu da yemek esnasında salgılanıyor. <laughs> bu da şöyle yapıyor kişiye. Bir tabak yiyorsunuz bir porsiyon. Tamam doydun sen. Ha. Artık yeme ikinci porsiyona geçme. Sen doydun diye beyne sinyal gönder. Hocam bunun Aynen. hızlı yavaş yemeyle bir alakası var mı? Aynen öyle. Bir taraftan da yavaşlatıyor. Yavaşlayınca da e, pankreasın insülin üretmesinde de panik ol, hali kalkıyor. Hı. Yavaş yavaş. Senin yediğiniz kadar insülin evet. üretiyor. İki birimse iki birim üretiyor. On birimse on birim. Yediğiniz kadar üretiyor. Ama öteki türlü. Grelin yükseldiğinde, leptin hormonu düştüğünde sürekli çok yedinizde bu sefer pankreas hormonu sürekli insülin üretiyor. Bu sefer baş dönmesi oluyor. Bu da tip 2 diyabete ve tip 1 diyabete Tabii. Engel. Dolayısıyla akermensiya hem obezisteti hem de tip 2 diyabeti durdurabiliyor. Tek başına bakteriyle yani. Bunu yapabilme özelliği var. Bu konuda konuşacak çok şey var. Evet. Ben de çok ilgili olduğum için ve çok bayıldığım için bugün hocamdan da yine güzel şeyler öğrendim. Çıkışta alalım. çıt 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 Aker güzel bir araştıracağım. <laughs> hocam sizi bir daha bekliyoruz. Tabii. Israrla söylüyorum. İnşallah daha da konuyu genişletmek için ilk geldiğiniz ayağınıza sağlık. Çok teşekkür çok ederim. Çok keyifli ederim. sohbetti hocam sağ olun. gerçekten dilinize sağlık. Sağ Sırada Şahin hocamızla sohbetimiz var. Gülmekle mutluluğun ilişkisi nedir? Gülümsemenin sosyal faydaları neler? Gülümsediğimizde beyinde neler olur? Güzel bir gülüş nasıl olmalı? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Hocam güzel gülüşün etkilerini konuşacağız. Evet. Yani hani derler ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, çıkarır. Güzel gülüş ne yapar? Güzel gülüş neler yapmaz ki hayatın sırrı orada zaten. Kesinlikle değil gerçekten mi? Gerçekten öyle. Aslında bu gerçekten insanlarla böyle uzun araştırmalar sonucu e, e, hep şey keşfedilmiş. Yani bir insanı ilk gördüğünüzde gülüşüne çok bakıyorsunuz. Siz evet yani tabii. İlk bakılan yer dişler, gülüş sonra göz, işte yüz, burun diye ilerliyor. Kesinlikle Doğru mu? Şimdi şöyle. Ee, karşıdaki konuşurken ilk konuşmaya başladığı andan itibaren dudaklar hareket etmeye başladığı için ve gözler harekete duyarlı e, sensörlere sahip olduğu için ilk dudaklar ve diş ve gülüş dikkati çekiyor tabii ki sonrasında gözler ve genel çerçeveye gidiyor insanlar ee, ya gülüşü işte bundan yıllar yıllar önce yani yüz yıllar önce yüz bin yıllar önce hatta e, eskiler şey zannedermiş e, mutluluk e, mutlulukla ruh ...eşit bir yani mutluluk esasında ruh ve ruh da mutluluk gibi bir algı varmış. Hı hı. Sonrasında demişler ki insan mutlu olduğunda ne yapar? Gülümser. Hı hı. E demişler madem böyle o zaman gülümsemek mutluluğun yarısıdır. Mutluluk da ruhun merkezidir diye. Hı. Dolayısıyla oradan buraya kadar süre gelen bir hikaye esasında gülümseme. E, bu hem kendimizi sabah uyandığımız zaman daha pozitif hissetmek anlamında... Hem karşıdaki insanlara kendimizi daha kolay kabul, kabul ettirebilmek e, bakımından e, hem karşıdaki insanların güvenini kazanabilmek açısından çok çok önemli. Bununla ilgili yapılmış inanın yüzlerce çalışma var. E ağzından dişinden memnun olmayan, elini ağzına kapatarak gülen insanlar... Evet. ...gülmekten kaçınan insanlar. ve Tabii. Dolayısıyla gülmekle salgılanan o mutluluk hormonlarını da salgılamıyorlar. Kesinlikle yani. o öyle. O ufacık şey bile evet. aslında geri bırakıyor mutluluktan. Ya Bu şöyle, bu kendi içinde yaşadığı mutluluktan geriye kalma. Bunun dışında bunun sosyal bir etkisi var. Belki kazanabileceği çok iyi bir işle ilgili bir görüşmeye gidiyor. Orada çok ciddi bir etkisi oluyor. Öbür taraftan insanlara karşı gülümseyemediği için... Bir güven eksikliği oluyor çünkü ilk girdiğiniz andan itibaren gülümseyerek giren insan esasında şunu söylüyor ee, benden yana bir sorun yok diyor ee, ben diyor gülümseyerek geldim diyor ben diyor güzel şeyler vermek için girdim içeriye bunu empoze ediyor bilinçaltına esasında ve yine bir çalışma yapmışlar az önce dediniz ya gülümseme mutluluğundan mahrum kalıyor diye. Şimdi bizim beyindeki hipotalamusun bir bölümünde beynin işte gülümsediğimiz an işte dopamin hormonunun salgılandığı bir yer var. Diyor ki içten ve gerçekten samimi bir gülümsemeyle diyor tamam mı birine 20 veya 25 bin dolar verdiğinizde karşılıksız salgılanan dopamin aynı diyor neredeyse. Gerçekten evet, mi? Bu kadar kıymetli yani. O zaman borç yani. harç Değil mi? böyle yazacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yok hayatım. Peki. Ee, ben de şöyle bir şey anlatayım. Ben e, Türkiye Güzellik e, Yarışması çıkışlıyım, evet. Mister Keyim. E, orada da mesela ilk e, yarışmaya girdiğimiz kampın ilk gününden itibaren bize gülümsemeyi öğrettiler. Evet. Gülümseye karşı daki jüriye de pozitif bir enerji geçirmek, e, onları etkileyebilmek, ekran başındakileri etkileyebilmek evet. adına da gülümseme ne kadar önemli. Yani daha o yaşta ben mankenlikten geldiğim için bizde somurtmak moda. Tabii tabii. Çok enteresan gelmişti. Sürekli öyle sırıtmam gerekiyordu. Hem karşı taraf için hem kendimiz için çok önemli. Yani şöyle ki hani bir de tabii gülümserken hani bir e, fake dediğimiz yalancı gülümseme var, bir de gerçek gülümseme hmm. var. E, yalancı gülümsemede sadece dudak kasları oynar. Yani hmm. Falan yaparsınız bazen böyle. hani olur Ama ya. belli oluyor zaten. Belliz Gözü de gülüyor insanın. Yani göz işte çevresi e, orbiküler kasların yukarıya doğru çekilmesinden tutun da işte dudağın ve zigomatik Hı. kasların tamamının yukarıya doğru Yücut giderek e, de bir e, mutluluk e, hormonunun salgılandığını hissettirir zaten Hı. o gülümseme. Peki gülümseme karşıdaki insanda tam olarak nasıl bir etki bırakıyor? E, şöyle hani... İşte güven bırakması, e, onun dışında karşı tarafa iyi bir izlenim vermesi gibi birçok pozitif şeyin dışında karşı tarafta kısa süreli ve uzun süreli bir bellek oluşturuyorsunuz esasında sizinle ilgili. Bunun da bir çalışması var yine sanırım Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılmış. İşte bir profesör 3 tane asistanı var. E, her asistanı 5 hastasını vizit yapıyor sabah. Hı. Yaşlı hastalar. İşte profesör diyor ki birinci asistanla sen diyor somurtarak yap vizitlerini bu sabah diyor. Hı hı. Öbürüne diyor ki sen ifadesiz yap. Üçüncü asistanına diyor ki sen gülümseyerek yap diyor. Bunlar yaptıktan beş gün sonra bu beş hastaya yirmişer tane resim veriyorlar. Tabii üç beşli grup var ve o fotoğraflar arasında vizit yapan doktorların da resimleri var. Diyorlar ki bunları tanıyor musunuz diyorlar o hastalara. Somurtarak giren hekimin hastaları diyor ki yok ben bu fotoğraflardan kimseyi tanımıyorum diyor. Direkt silmiş çünkü karşı taraftan pozitif bir enerji alamadı. Aa. E, i̇fadesiz giren kişi o beş hasta grubu diyor ki işte ya hatırlar gibiyim ama tam çıkaramadım. çıkaramadım diyor üçüncüsü mesela diyor ki abi benim doktorum diyor biz arkadaşız onunla diyor her sabah gülümseyerek geliyor benim odama diyor bir insanla tanışırken işte ne kadar, ne önemli, kadar önemli el var. sıkışırken Bu daha merhaba derken gülümsüyor olmak gülümsemek çok önemli dolayısıyla insanlar üzerindeki en büyük etkisi onların hafızasına yerleşebilme hı hı. özelliğidir ee, o yüzden iş görüşmelerinde e, şeyi... olsun efendim ne bileyim ikili ilişkilerde falan gülümsemeye Tabii dikkat edeceğiz Tabii iyi bir gülümseme içinde ee, iyi güzel İlla ki bembeyaz olmasına gerek yok. İlla ki çok aşırı böyle düzenli olmasına gerek Yüzü yok. Oyan. Samimi bir gülüş her zaman için kendini belli eder. Ama en azından bakımlı diş etlerinin sağlıklı olduğu ve dişlerin güzel bir şekilde ortaya çıktığı bir gülüş verebilmeniz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Peki güzel bir gülüş tam olarak nasıl olmalı? Yani hani biraz demin tarif ettiniz evet. ama aslında bir hani hekim gözüyle bakılırsa Aha. nelere dikkat ediyorsunuz? Siz? Ya şöyle buradaki en önemli nokta altın orana uyabilmek Aha. bir gülüş yaparken. E, altın oran dediğimiz şey e, şimdi işte az önce söylediniz siz e, Türkiye güzelisiniz hmm. ve Miss Türkiye çıkışlısınız. E şimdi orada seçilirken neye göre seçiliyor? Tabii altın ki. oran çok önemli. Bu sadece hani vücuttaki altın oran değil. Yüzdeki işte üst yüzün orta yüze olan uyumu, orta yüzün alt yüze olan Kesinlikle. uyumu. Güldüğünüz zaman dişlerinizin birbirine olan uyumu ve tamamının dudağa olan uyumu Hı -hı. ve alt yüze olan uyumu. Ben o zaman da çok su içiyordum hocam o yüzden. Değil mi? <laughs> Hiç su içmeden kazanmıştım bu arada onu da söyleyeyim. E, dolayısıyla altın oran burada başı çekiyor. Hı -hı. Tabii doğanın her tarafında altın oran başı çekiyor. Biz işte bir salyangoz gördüğümüz zaman ya da bir arının Göze yaptığı o yuvaları gelen. gördüğümüz zaman ya da ne bileyim herhangi bir doğa olayı işte bir ay çiçeği gördüğümüz zaman işte çileğin üzerindeki o noktalar portakalın içindeki o çizgiler neyi dengesi. açarsanız eğer oradaki bizim hoşumuza giden şey altın orandır esasında ve biz hekimler olarak sadece gülüş ve diş bazında konuşacak olursam eğer. E, dikkat ettiğimiz en önemli noktalardan birisi altın oranda 1.682 e, işte 682 diye bir oran var Hı -hı. bu da işte ön dişin kalınlığına göre diyelim ki 1.6 1.6 dedi ki altı oran Hı -hı. yan tarafın işte 1 olması gerekiyor öbürünün de ona göre işte 0.6 olması gerekiyor bu görünürlükle ha, alakalı bir durum birbirleriyle olan oranları, oranları tabi bu sonsuz bir oran zaten siz bu oranı bir dişlerin kendi arasında vermeniz gerekiyor. İki dişlerin tamamının dudakla olan hacimle vermeniz gerekiyor. Hı hı. Üç diş dudak ve tüm yüze göre vermeniz gerekiyor. Buna bazen dudak dolgusu yaptırmanız gerekir. Üst dudak veya alt dudak bazen çift dudak bazen işte e, burun altından e, lip lift dediğimiz bir parça çıkarıp dudağın belki işte şu üst kısmını birazcık kısaltmanız gerekebilir. E, yani altın oranı Kafaya takıp ona göre çalışacağım derseniz eğer gerçekten mükemmel sonuçlar alırsınız. Mükemmel sonuçlar Tabii. alırsınız. Altın oranı peki bu kadar kafaya takmak da doğru bir şey mi? Özellikle gülüş estetiğinde yani must bir şey mi? Yani Zor, buradaki sorunlu. olay şu. Esasında işte e, diyor ya başarı e, ne yaptığınızla alakalı bir durum değil. Nereden nereye geldiğinizle hmm. alakalı bir hmm. durum. Yani hastanın ağız içi çok kötüdür. Siz ona altın oranı birebir vermeseniz de zaten mutlu hast, mutlu bir Hı -hı. hasta elde edersiniz. Ama hastanın ağız içi ve dudak yapısı altın orana uygunsa sizin onu en mükemmele taşımanız icap eder orada Hı -hı. ve bu sefer gerçekten titiz bir e, işleyiş yapmanız ve işlem yapmanız gerekir. Hı -hı. Dolayısıyla nereden nereye geldiğinizle alakalı bir durum. O var. önemli. Çok abi. aşırı takmamak lazım. Hı -hı. Bazı durumlarda da ama mükemmeli Yakalamaya çalışmak Yakalamak lazım. Yakalamak gerekiyor. Tabii. Peki gülüş estetiğinde tam hangi adımlar uygulanıyor sırasıyla? Ee, i̇şte hastamız geliyor. Geldikten sonra hastayı dinliyoruz. Ne istediğini iyicene sindiriyoruz. Hastamıza neler verebileceğimizi anlatıyoruz. Ondan olabilecekleri. sonra olabilecekleri anlatıyoruz. Altın orandan bahsediyoruz gerçekten. Ben hemen hemen her hastama bahsediyorum bundan. Ondan sonra o hesap kitaplar yapıldıktan sonra dişlerin hazırlığı yapılıyor, ölçü alınıyor, laboratuvara gidiyor, laboratuvardan geliyor, dişlerimizi takıyoruz. Öncesi sonrası fotoğraflarımızı karşılaştırıyoruz hı hı. hastamızla. Hastanın memnun olmadığı bir durum varsa... Tabii ki de zaman zaman tekrarladığımız işte bir dişin ya da iki dişin boyunu biraz daha uzatma veya iki dişi biraz daha kısaltma gibi yan dişleri işlemler her zaman yapılabiliyor. Ee, e, siz de yaptırdınız e, biliyorsunuz Genelde hasta öyle değil şey bir süreç benim değil kendi yani. e, diş hekimim de eee Alper'e de buradan selam olsun. olsun belki Tabii. tanıyorsunuz evet. burada. E, kendi memnunum olmuyor. Bir şey yapıyor. Mesela e, tabii, diyor ki tabii. o benden daha mükemmel. Ben harika oldu falan diyor o kadar mükemmeliyetçi <laughs> evet. ki ben bunu biraz daha böyle yapacağım diyor mesela. Hani yaparken de bunun üzerine çok gitmiştik ya, hatta. E, tabii şimdi o hani binlerce vaka bir yapmıştır. Doktor. O gözle gördüğü hani sizinkinden çok daha farklı Kesinlikle. olur. Dolayısıyla e, tecrübeli bir doktora gittiğinizde her şeyi ona da bırakabilirsiniz. Gömür bırakabilirsiniz altıyla. Hocam Hadi. çok teşekkür ediyoruz. ben teşekkür Güzel ederim, bir efendim. cumartesiydi. Yarın yine aynı saatte TV yüz ekranlarında olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim yarın aynı saatte aynı kanalda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, mutlucakla kalın.